Su diyeti ölüme sebep olabilir. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor İbrahim Ocak, son dönemde sosyal medyadan görerek uygulanan su diyeti gibi diyetlerin ölüme davetiye çıkardığını söyledi. Diyetisyen Meltem Yavaş ise diyetlerin parmak izi gibi kişiye özel olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti. Şimdi bir diyetisyene gitsek, dinleyelim. Sizin yaşam tarzınıza göre bir diyet verecek. Bana da aynı diyetisyen farklı bir şey verecek. Tabii. Yani belki yani, o gıda intoleransları var, tahlillerimiz tabii. Kontrollü bir şekilde. Ama biz ne yapıyoruz? Oo, su diyeti haftada 5 kilo verdirilmiş. Hadi bir deneyelim diyoruz. Bu tamamen yanlış bir şey. Sevgili yönetmenimden isteyelim. Gelsin dinleyelim hakikaten. Gelsin üstüne konuşalım. Hepimiz için gerekli bu. İHA'ya bu manada teşekkür ediyoruz. Böyle bir habere de kavuşturduğu için bizi. Evet. Buyurun. Diyeti aslında veya diğer diyetler mesleğimizin, branşımızın bir parçası olmasına rağmen doğrudan çok beni ilgilendirmeyen bir konu. Ancak ilgilendirdiği alan şu, son hafta içinde iki tane hastam geldi acile. Bir tanesi yaygın kemik eklem ağrıları, halsizlik, yoğun kırgınlık. Kandaki oksijen yüzdesi %74'lere kadar inmiş bir şekilde geldi. Acilde ben hastayı değerlendirdim. Tomografilere çektirdik. Kan tahlillerini yaptık. Kan tahlillerinde üre kreatinin elektrolitler dengesi çok değişmişti. Yani neredeyse tüm vücudun elektrolitleri değişmiş ve artık zararlı düzeye gelmişti. Çektiğimiz tomografide de akciğerinde plörezi dediğimiz sıvı birikmesi olmuş. Kalp enzim değerleri artmış. Enfeksiyon değerleri yükselmişti. Ben bunu hastayla niçin böyle olduğunu konuştuğumda yaklaşık iki aydır su diyeti yaptığını, peki su diyetini nasıl uyguladınız, ne yaptınız dediğimde işte su içiyorduk. Günde 3 öğün maydanoz, dereotu, roka gibi sadece sebze ağırlıklı beslenildiğini söylediğinde ben bu su diyeti reklam propaganda sosyal medyada da görmüş birisi olarak hatta altına da 3-4 defa yani bu şarlatanlık doğru değil yazdım. Orada eleştirilere de uğradım ama halen aynı şeyi söylüyorum. Diyet konusuna gelince kısaca bahsedeyim. Su diyeti, insanlara su içiriyorlar, böyle sebze ağırlıklı beslenme yapıyorlar. Bu 2 ay, 3 ay, 5 ay sürebiliyor. Aradan sağlam çıkanlar çıkıyor. Tabii aç kalmaya bağlı da ya da sadece su almaya bağlı da insanlar yoğun bir şekilde kilo verebiliyorlar. Şimdi biz biliyoruz ki bilimsel bir gerçeklik de var. Diyetisyen bölümü var. Sadece bu işe bakıyorlar. Öyle diyet sanıldığı gibi kolay bir şey değil. Herkesin bir diğer insana muayenesini yapmadan, incelemeden onun fizyolojik beslenme şekillerini, gıdalarını ne alması gerektiğini bilmeden rastgele diyet uygulaması evde de yanlış. Gerçekte de yanlış. Yani biz burada diyet kötüdür, diyet yanlıştır öyle bir şey asla söz konusu değil. Ben kendim dahil tüm hastalara diyeti öneriyorum. Hastamızı yatırdık, tedavisine başladık, diyetini kestik, normal beslenmeye geçtik. Sonra anında toparlamadı, 3-4 gün içinde toparladı. Durumu şimdi daha iyi. Mesela oda havasında oksijen ihtiyacı kalmadı. Şu anda normal oksijeni 97. Kalple ilgili sıkıntıları var. Onu kardiyolojiye de gösterdim. Tedavisi devam ediyor. Muhtemelen çarşamba günü taburcu edeceğiz. Bu sabah da gördüm. Evet, gerçekten sosyal medya bu anlamda kötü. Yani hem çok iyi tarafları var hem de kötü tarafları var. İşte bazı şeylerde de çok yanıltıcı haberler var. Her şeye de inanmamak lazım. Şimdi herkes kendi doktoru olursa, vücudunun doktoru olursa çok daha kolay olur. Yapısına göre diyor bu programı uygulamak lazım. Ona göre efendim komşunun kızı böyle yaptı, 10 kilo verdi. O en yanlışı. Tabii olmaz. Sizin fizyonominiz farklı tabii. Ona göre bakacaklar, size farklı bir diyet sunacaklar.
komşunun kızı farklı. Bunu bilmeden efendim işte o böyle yaptı, kilo verdi, ben de böyle yapayım, kilo vereceğim falan deyince işi karıştırıyor olabiliriz. Bilim var, yani doktorlarımız var, buna göre gitmek lazım. Kesinlikle öyle. Ayrıca bir de her şu var. Her duyduğumuzu da uygulamayalım tabii, yani. Önemli çünkü tabii, vücudumuz. Ayrıca şu var mesela yani Peygamber Efendimiz'in sadık vermeleri var, tavsiyeleri var. Ya bir defa mide biraz boş kalacak ya. Tıka basa dolduruyoruz. İşte ne kadar su olacak, ne kadar yemek yiyeceksiniz, çalışıyorsunuz, neye göre hareket edeceksiniz, ona göre de şey yapmak lazım, hareket etmek lazım. Yani Müslümansak biraz da buna göre hareket etmek lazım. Aç kalın denilmiyor ki orada. Orada midenin bir bölümü boş kalacak. Hem diyafram olarak hava alacaksınız rahat bir şekilde, yürürken sıkıntı kalbe vurmayacak. Ama aynı zamanda ihtiyacınızı, bünyenin yani vücudun ihtiyacını karşılıyorsa daha fazla niye kilo alacaksınız efendim? Aynen. Atalarımızın bir sözü var. Diyorlar ki bir dirhem et bin ayıp örter. Ama ne oldu şimdi ya? Vallahi bir dirhem demeleri güzel. Yani çok et falan dememişler. Evet, bir dirhem demişler. Evet, bir dirhem et birçok kabahati örter. Atalarımız böyle söylemişler ama çok çok et ya da çok çok yağ kabahati değil. Bilakis kabahati hale getiriyor. İnsanlar size dönüp bakıyor. Şimdi zaman zaman mesela bende göbek aman öyle yok ama bazen böyle erkeklerde olur ya, bir de yemek yediğinizde hafif bir böyle bir bomba oluyor. İnsanlar bakıyor. Niye bakıyor? At abi göbek falan. Ben ona çok dikkat ediyorum. O göbek niye olsun ki? Olmasın kardeşim işte o göbek. Ama var insanlarda. Bilhassa erkeklerde var. Erkeklerimizde var. Canım balkonsuz ev olur mu? İşte Türk kası diyenler de var. O biraz bundan kendini avutmak gibi bir şey değil mi? Hepsi hava boş ya. Yok öyle bir şey. Evet.